göstermedir. Size bir şart bir takarım. Ne de olsa zilada düğünüm var. 05 mi taktı Sude? Duymadım. 05 mi takıyor? Kaynaşanın kaynaşanın yolu için boylaşan nazı. Elek satan kör parçana. Ay okudu da. Evet. Ağzımız da duvarlıdır. Çok sağ ol. Biz sanki bebek görmesine değil de şey keyfe geldik, yedik içtik, üstüne bir de kayfelerini yudumluyorlar. İyi gidi kızım, bu nasıl bebek görmeydi ben bilemedim ha. Bebeği kapıdan görüp de gelmedik içerdik. Diyorum bu nasıl bebek görme, yediler içtiler, bir düşsene kahve içiyorlar. Bebeğin hiç umrunda değiliz, içeride bebek fosur fosur uyuyor. Müteahhitin karısı bir de bugün gündüz doğum gününe gitti, doğum gününden geliyor buraya. Allah aşkına. Onların bir doğum günü ekibi var, organizasyonu. Evet. Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi doğum günü organizasyonu. Ay, bakıyorum hep doğum günü. Bugün yine evet. Kimin doğum gününden? Yaş pastası. İnşallah. Pasta keseyim mi? Kadir keselim mi? Yok çok yedik abla. Ay canımsın. Ama frambuazlıydı, yiyebilirim. Aralık'tan Ayda ablanın doğum günü mü geliyor? Hele bak koca papaz körner kendine yer etmiş. Benim doğum günüme daha var 19 Mart. 19 Mart, 19 Mart. Kasım 21'de de anamın doğum günü. Evet 00.08 anca gidiyoruz. Demin dediniz ki Kadir Bey siz kime gittiniz, kime gittiniz? Hanımefendi benim annemin, annesinin, amcasının, kızının kızı. Bana da soranlara bir açıklık getirilmiş oldu inşallah. Herkes diyor ki bu hanımefendi kim? Yine çok yakın akrabalarımdan bir tanesi biliyorsunuz ki. Ha, köprüde geçerken kimle kıç kıça değdiysek hep akrabamız. Maşallah subhanallah. Yalnız bizim hanımlar yediler içtiler videosunda paket aldı gidiyorlar. Adeti budur. Poşeti de doldurdular. Çocuk 3 kilo biz yedik 5 kilo. Ha aynen aynen. Getirdik öyle götürüyoruz. Şurada ne güzel ızıycık yerime uzanmışım. Koyun şurada ha. Allah sen bil sen yarabbim. Ben yattım sen kaldır Allah, kaldırmazsan dilimleri imanımla gönder Allah. Eve yaklaşınca haber verin. Biliyorsun ki sağ masalını hep karıştırmışım. Ben dedim ki sağdan gel, sağdan gel. Sağa doğru gel. Günaydın. Günaydın. Her pazar olduk. Yine bir pazar deniz kenarı. Tabii. Vazgeçilmez. İnşallah. İnşallah üşümeyiz. Güzel dedik o şey. Güzel bilgiler biriktirmişsiniz bu buluşmadığımız sürece. Benden nişan dedikodular var biliyorsun bir klasik. İşte biz onları dinlemeye geldik. Hayır ben size bilgi vereceğim ve sizden de ne alacağım o önemli. Güzel bir yatırım olması lazım. Tabii ama işte bizde şey yok. Konu yok. Bunlar konu yok. Neyse yaratırız. Olmadı. Ve klasik her zamanki gibi buluşmaya en geç gelen arkadaşımız bana evden çıkarken diyor ki Kadir taksiye binerken haber ver. Kendi köprüsünü geçmişim diyor ki bizim hastanenin önünde bekle beni. Ben sana ne dedim? Semra'yı Kadir'i yakala demedim mi? Hayır evden çıkarken böyle bir bilgi vermedin bana. Yaranamıyorsun ki insanoğluna. 10 senedir bir insan bir buluşmaya bir kere erken gelsin. Gerçekten de öyle. Hep ben çocukluyum ama hep en erken ben geliyorum. Değil mi? Hele Semra çocuklu olsa Allah abi daha evden çıkamaz. Allah biliyor da vermiyor bacı. Allah da ona göre kar veriyor. Allah'ım bu matrulardan niye kurtuluşuk acaba bana? Aldı kocaman götürdü. Masaya geldi salama aldı gitti. Salama kaşarı birlikte aldı. Ama eski kaşarı almasaydı. Ana. Defne de yumurtası gidecek diye alıyor. Kızıyor bize. Tam bir deniz kenarı mantılarla birlikte. Arsız. Hiç anan sana demedi mi davet edilmedin sofraya gitme diye. Bak bir de gülüyor götüyle. Senin ağzını yırtarım aşağı inersem. Gavuroğlu'nun köpeği. Bir kaçar kaçmadı senin haberin var mı?
Babasının evinde kaşar yemiştik. Öyle büyük aldı ki hem de görmedim. Kız bir de nasıl gagası ilan daldı. Çok büyük aldı. Evde hiç muz yememiş gibi misafirlikte muz isteyen çocuk gibi daldı birden. Defne tamam, doğdu, ben... hepimiz doğumhaneye gittik. Defne küvezde yatıyor, onun daha böyle kıpkırmızı bir leke var. Geldim Sümeyra'ya, dedim ki Allah'ın belası, gene ciğer elledin değil mi dedim. Ben sana dedim ki ciğer elleme, uşakta doğum lekesi var. Size ne dedin? Ne dedin? Sana. Bana bak kız, bir şey mi çaldın, bu çocuğun suratını niye böyle? Ama o arada doğumhanede kendinden geçmedim ki sen bir şey mi çaldın, bu uşağın yüzünde leke var. Sonra dedim ki neyse, el ayağı tammış Allah'tan, bir eksiği yok noksanı. Maşallah Sübhanallah. Olsa ne olacak? Yani Burak'a doğurdum demesi. Geri iade eder. Size şimdi ne anlatacağım arkadaşlar? Bir saniye kameramı sileyim. Bundan belki nereden baksanız 8 sene önce falan. Metroda bir adam bayılmış. Ondan sonra şimdi Semra abla da üzülmüş. Adam demiş ki benim demiş ilaçlarım var demiş, alamıyorum. Semra abla da ben şu hastanede çalışıyorum, gel alayım demiş. Neyse. Ben hasta yakınlarını ziyaret içeri alıyorum. Adam bir elinde poşet ortalıkta gezdiriyor. Milletten para topluyor. Güvenlik geldi. Dinle. Güvenlik geldi. Adamı dışarı çıkaracak. Adam diyor ki ben diyor Semra Hanım'ı görmeye geldim diyor. Beni o çağırdı. Güvenlik dedi, Kadir dedi, bu adam dedi Semra'yı arıyormuş. Dedim ki buyurun, ne istediniz? Dedi ki Semra Hanım dedi benim ilaçlarımı alacak. Dedim ki Semra önce kafeterya borcu nedir? Bu arada da Semra ablanın kafeterya 4000 lira borcu var. Düşün, ben 2.200.000 maaş alıyorum. Semra ablanın kafeterya 4000 lira borcu var. Üstüne bir de adama demiş ki gel ben senin ilaçlarını alırım. Dedim önce ödedim kafeterya borcunu ödesin. Meğerse adam bu ilacın adını şimdi diyemiyorum. Ya diyeyim, Kepra diye bir ilaç varmış. Semra ablanın o kadar, sanki aspirin o kadar pahalı olduğunu bilmiyormuş. Sonra adam meğerse bu ilaçları alıyormuş. Eczanelere götürüp satıp parasını alıyormuş. Benim nasıl saflığıma gel, hiç yapmayacağım şey. Ha, insan önce yamuk götünü düzeltir sonra millete yardım eder. Sana kalmıştı metroda bayılardım. Şimdi az önce dedi ki geçen gün dedi metroda bir adam bayıldı. Dedim inşallah ilaç alacağım dememiz. Hangi evde yapıyorsun? Eve süpürge bile vurdunuz diyor. Ya yalan söyleme, nereden biliyorsun? Nereden biliyorum? Evet, bugün gelsen avizelerin üstüne yine 5 parmak doldu. Ya sus sus, yalan. Yalan mı? Yalan tabii. En son buzdolabını ne zaman çektin? Sana bir şey mi? Geçen hafta çektim. Ha, niye? Arkasına bir şey mi düşürdünüz? Yok, hayır. Yoksa normalde aklınıza gibi çekmez. Hayır, benim aklıma gelmedi. Burak'ın aklına geldi. Ha. Şunun arkasını çekeyim de. Fare kesildi mi fare? Diyorum ki ben buraya bir sefer daha geldim. Ne zaman geldim bu Tuzla'ya bak. Çat arşivi bir açtım. 17 Ocak 2022 yeni kot ceket aldığımda gelmişim. Kaç tane de poz çekilmişim. Unut bir şeyi de. Ah kız, geçmişini unutan geleceğin hayalini kuramaz demişler. Başladı ya, başladı yine Edem Kare. Bir de tarihini şak hatırlıyor ya. Aa, Osmanlı arşivi benimki. Vallahi bak çok tuhaf. Kızım hafıza bu. Beyin bedava, at kafaya. Evet, Kadir'in sokak keyfi bitti. Gittim 5 dakika kahvaltı yaptım. Deniz havası aldım. Şimdi annemin kurutmadaki çamaşır makinesi, çamaşırlarını indiriyorum. Ve ardından çamaşır makinesinin arkasını çekip işe başlayacağım. Hakkım daha iyisi. Oh. Hele benim başıma geleni bir duysanız, annemin gece çamaşırlarını buraya koymuşum, kurutmadan çıkarttırdım. Kolum herhalde buraya çarpmış, musluk açık kalmış. Çamaşırları indirdikten sonra fark ettim ki bütün olanca deterjanım çamaşırlara inmiş. Üstüne bir de yere akmış. Vaveli 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 vaveli. Bu nasıl bir nazardır? Neyse bari bezle sileyim de 3 kere yer silmeli kova suyum çıkar. Oy Allah, sen bilirsin. Thank you.
çamaşır odası bitti. Hepsini sildim çünkü belim elimde gayet. Üstüne mutfak dolabının üstünü de döktüm. Orayı da hallettim. Bir kaldı, üst katta küçük bir yerim var. Oradan airfryer vardı, onu çıkarttım, açtım, mutfağa koydum. Gamze alım gelince kullanacakmış. O yüzden yerini yaptım şimdiden. Dolabın içini boşalttım. Şimdi lokal apartmanına yufka açmaya gidiyoruz efendimiz Tacda. Yine bir pazar, yine harika bir etkinlik. Sanki sabah deniz kenarında kahvaltı yapan ben değilmişim gibi. Yemin ediyorum ki. Bir insan 24... Hanımlar, kurutma suyu deyip geçmeyin. Bakın. Dünyanın suyu çıkıyor. Bak 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 bak. Gördün mü? Bak, yarım kova su çıktı. İyi gidi kızım. Daha bir de aşağıda paspas kovasının içinde de var bir o kadar su. Görüyor musun bak? Bunlar birikiyor, birikiyor, yersirme suyu oluyor. Ev bak sahibi olmak, ev geçindirmek kolay mı? Dişten atmaz baştan mı artardı? Baştan atmaz dişten mi artardı? Öyle bir şey. Ekip hazır. Biz şimdi erişte mi keseceğiz, yufka yap mı yiyeceğiz? Bana bak. Ekip sabi gezmede mi hazır? Hep gezmeyi söylüyorum. Bak, yok canım, şey. Boğaza da hazır. Şimdi 5 kilo hamuru yer kakarsın. Götürüyoruz ama götürdüğümüzde biz yiyoruz. Ev temizleyeceğim de temizleyeceğim. Bir şey diyeceğim. Biz ekip olarak çocuğu doğurttururuz. Kırkını çıkartırız. Diş çekeriz. Uşağı büyütürüz. Okula göndeririz. Karnını da doyururuz. Nişan da yaparız. Öldü mü de pamuk tıkar gömer üstüne bir de helvasını ye. Öyle bir ekip, öyle bir ekip. Ay ay. Nayda abla gelecek mi? Nayda doğum günü. Ay bitmeyen doğum günü. Yalnız kıtalar kıtalara kavuştu. Ekonomi aldı başını gitti. Neler neler oldu ama bizim çatımız hala aynı. Hatırası var diye değişiyor. Orijinal hali. Kerem nişanlanacak, bu çatı halen daha duruyor. Ekmek avcıları. Hemen kokuyu iki sokak arkadan alıyorlar. Kokuyu maşallah. Kokuyu mu aldınız lan? Karpuzun oradan aldı. Ne? Karpuzun oradan aldı. Oh oh oh. Öyle ki Allah burun vermiş. Kız Tinerci Fatma. Kız kokuyu mu aldın? Mihra. Mihra bize niye? Kibar abla az durun. Mihra bana niye almadın cipsi? Bana niye almadın? Sen nereden biliyorsun benim sevmediğimi? Nesli'ye niye almadın? Bana niye almadın kızım? Diyor ki param. Paran var mı senin paran? Niye? Annelere bak. Yok. Tamam, bu hamurdan yiyelim. Ben zannettim ki hamuru yedik şimdi bitti. Sonra ileğini bir açtım ki. Daha tonunla hamuru var. Var bile efendim. Hacı teyze ah. Ooo daha senin hamurun. Daha hamur var. Zaten ben de diyorum ki bu uyanık karı bize sadece yemelik yaptırmaz. Kışlığı da çıkartacak. Niye ki ben abla TRT mi? Dur şey yapsın. Birlikte yoğurduk. Al. Ya 5 kilodan yoğurduk. Arkadan bağıran da Nayda Hanım. Ne dedik biz? Dedik ki birazını yeriz, birazını da yufka yeriz. Biraz tadını döklüklüğünü. Ben zannettim ki hamuru yedik şimdi bitti. Sonra ileğini bir açtım ki. Daha tonunla hamuru var. Hacı teyze ah. Ooo daha senin hamurun. Daha hamur var. Zaten ben de diyorum ki bu uyanık karı bize sadece yemelik yaptırmaz.
Kışını da çıkartacak. Ben kibarla açıklama yapsana. Yorulur. Niye kibar abla? TRT mi? Dur şey yapsın. Birlikte yoğurduk. Al. Ya 5 kilodan yoğurdu. Arkadan bağıran da Naide Hanım. Anne dedik biz. Dedik ki birazını yeriz, birazını da yoruluruz. Biraz fotoğrafını döknüklüğünü. Mihra, sen buraya nereden geliyorsun? Lokelden geliyor. Vay vay vay. Senin adın ne? Buradayım ben. Senin adın ne adın? Mira. Hayır, senin adın Lokeliye. Lokeliye değil. Lokeliye değil. Seviyor musun lokel yapmayı? Kaç yaşındasın Esen? 2 yaşındayım. 2 yaşındayım. Lokel yapmayı seviyor musun? Yapıyorum. Niye ne fark ediyorsunuz ama benden ise? Kaç yaş büyük dedemi sakalsız tanıyor. Tamam yaşlarsın ne fark ediyor? İyi de 15 yaşında evlenmişsen 17 arada var 2 yaş. Küçüldü cebime gir. Sen gelin gelende koca bir kızıldın. Ne? O 60 yaşında ben 44 yaşındayım. 60 mı nasıl? Aa, kız kibar mı sen 60 var mısın? Televizyon her şey gözünün önündeydi. Ben köyde yetiştim geldim. He o göz merak etme sen gelen. Kızlar İstanbul'dakilerden fena. cahil gelmiş. Cahil mi? Kibar abla sen de az anasının gözü değilsin. Kendin de eleşe etme. Sen de ele tırnak altında ezilecek bir bittiysin. O zaman çok cahildim ben. Gitti Kibar Hanım. Cahildin evlenmeyin. Kibar Hanım 83 senesinde Çankırı'dan kalkmış. Evet, bak şu sokağa gelin gelmiş. Neslihan Hanım da Çayırova'dan buraya geldi ama de yüzüne renk geldi. Benim yaşım onun yaşı. 17'si. Ne geldi sen de onu bir tutuldun ya. Geldin de eksik gördün. Yüzün az yedi. Ne yedi kızım? Şimdikiler her şeyi çok biliyorlar. Kiloluymuşsun diye. Evet hepiniz nasıl kiloluymuşsun? Ha 17 yaşında geldim o yere. Gelinlik resminde bir şey diyeceğim. Sen bir kere zaten nüfusta küçük yazılmışsın. Sen koca bir kızsın. Ya nereden biliyorsun? Ne kadar bekarsın. Kur'an kursuna gitme git. Sevgili takipçilerim buna sakın inanmam. Bu tam bir yalancı. Demek ki yaşını söylemiyor biz o zaman. Bak Kibar abla biz buraya gel. Bir şey diyeceğim. Biz buraya gelende bir senelik gelinidi. Kaç ele... yaşındaydım? Allah'ını seversen. Ezan okundu bir dürüst. Bir şey diyeceğim. Ben buraya geldim de 6 yaş. 5,5-6 yaşındaydım. Ele, Enes sen... kucağımda 1 yaşında. E tamam. Kaç yaşında? Enes 2000 ne? Gene koca bir kızıdır. Allah belanı. Biz buraya gelende annem 33 yaşındaydı. Ümran'la benim aramda kaç yaş var? 10 yaş var. 13 yaşında mıydın? 20. Anne sen buraya gelende kaç yaşındaydın? 70 doğumlusun. 2000. 30... 31 yaşındaydı anne. Hani, sen 31 yaşındaydı sen buraya gelende. Ben de 21. E tamam bak gene koca kız. Demiştim dedim bu kadının. Annem ama kız çocuğu arıyordu. Evet, geldik ki sen de oğlan doğurmuşsun. Annem de dedi ki yukarıda dedi elatçılığı çirkin bir gelin var dedi. Değil mi anne? Çirkin mi? Benim güzelliğim dillere destan. Maşallah. Ziyan oldu buralarda. Aynen. Seninle tanıştığım günden beri ziyanım. Kira alırken hiç öyle demiyorsunuz ama neyse bir şey kira demiyorum ya. Kira hiç tam kira. Her ay bir bokluk çıkardı. Her ay. Her ay bir tadilat kira kesiliyor. Kesin evini yaptım yenilmedim. Gidi kızım. O moloz 25 çuval moloz taşıdım. Bak bu belim pert oldu benim. Sen mal sahibi olacaksın ya ben belimden oldum. Zavru oğulları hiç kıymetli. Kibar abla kız sen de taşın irahat etsinler. Bak yufkamı oyalıyorsunuz benim. Bak taşındım gittim hala akşam akşam oturmuş yufka açıyorum. Ben sana yaranamam. Allah bir burundan versin öbür burundan. Ben taşınırken ne dedin? Benden ırak cehenneme direkt dedim. Ne diyeceğim? Sana da söz dedim işte bir telefonun ucundayım dedim. Zaten arka sokaktayız. Sanki nereye gittik? Ben anneme dedim biraz uzağa gidelim dedim. Yok yok can tatlı olur. Burada adamın teki bayıldı tamam o kadar. Size şimdi ne anlatacağım ki arkadaşlar? Bir saniye kameramı sileyim. Bundan belki nereden baksanız 8 sene önce falan. Metroda bir adam bayılmış. Ondan sonra cuma Semra abla da üzülmüş. Adam demiş ki benim demiş ilaçlarım var demiş alamıyorum. Semra abla da ben şu hastanede çalışıyorum gel alayım demiş. Neyse ben hasta yakınlarını ziyaret içeri alıyorum adam bir elinde poşet ortalıkta geziniyor milletten para topluyor güvenlik geldi dinle güvenlik geldi adamı dışarı çıkaracak adam diyor ki ben diyor Semra Hanım'ı görmeye geldim diyor beni o çağırdı güvenlik dedi Kadir dedi bu adam dedi Semra'yı arıyormuş dedim ki buyurun ne istediniz dedi ki Semra Hanım dedi benim ilaçlarımı alacak dedim ki Semra önce kafeterya borcu nedir bu arada da Semra ablanın kafeteryaya 4000 lira borcu var. Düşün ben 2 milyar 200 maaş alıyorum. Semra ablanın kafeteryaya 4000 lira borcu var.
Üstüne bir de adama demiş ki gel ben senin ilaçlarını alırım. Dedim önce ödedim kafeterya borcunu ödesin. Meğerse adam bu ilacın adını şimdi diyemiyorum. Yani diyeyim, Kepra diye bir ilaç varmış. Semra abonun o kadar sanki aspirin o kadar pahalı olduğunu bilmiyormuş. Sonra adam meğerse bu ilaçları alıyormuş. Eczanelere götürüp satıp parasını alıyor. Benim nasıl saflığıma gel hiç yapmayacağım şey. Ha insan önce yamuk götünü düzeltir sonra millete yardım eder. Sana kalmıştı metroda bayılan adam. Şimdi az önce dedi ki geçen gün dedi metroda bir adam bayıldı. Dedim inşallah ilaç alacağım dememiz.